Arkadaşlar yeniden merhaba. Eğer ki Trabzon'daysanız ve motosiklet kullanıcısıysanız burası sizin için büyük bir veli nimet. Neden? Çünkü yolun sağ tarafı kullanıma açık, sol tarafı ise kullanıma kapalı. Yani oradan çekmişler. Taşlar, maçlar, şunlar bunlar. Karşıda da çekmişler. Yani araçlar giremiyor. Onun için asfaltı çok iyi. Burası bu Aydın kentinin hemen üstü. Bilen bilir zaten, Aydınkent çok büyük bir site. Onun üstündeki, artık buna ne diyeyim, viyadük mü, köprü mü diyeyim. Asfalt çok iyi, yeniden söylüyorum. Hiçbir araç girmediği için sadece motosikletler falan girebiliyor. Teker olsun, stopi olsun, her türlü hareketi yapabilirsiniz burada. En azından trafiği açık alanda yapmaktan iyidir yani. Ayrıca frenleme hususunda da geliştirebilirsiniz kendinizi. Şimdi biraz motorda devam edelim konuşmamıza. Dediğim gibi burada kendinizi geliştirebilirsiniz. Her türlü hareket yapabilirsiniz. Ya bunları bir tek apaçilik olarak algılamayın. Mesela teker yapmak illa apaçiliğe girmez. Yani şöyle ki, en azından öğrenirseniz motosiklete hakimiyetiniz artar. Bunu söyleyeyim. En azından yani şunu sadece bilin. Ön teker, sadece arka teker kaldığında, ön teker havaya kalktığında ne yapabileceğinizi veya arka teker havaya kalktığında ne yapabileceğinizi, heyecan yapmamanız gerektiğini öğrenirsiniz. Sizin için iyi olur. Ve şunu da söyleyeyim. Frenleme hususunda kendinizi geliştirmeniz lazım. Yeni başlıyorsanız. ABS'si yoksa, ki olsa da gene denemeniz lazım ama ABS yoksa daha da bir büyük bir felakete yol açar. Bir anda fren sıkmak, ön fren, özellikle ön fren sıkmak kayması, yani düşmenize sebep olabilir. Onu belirteyim. Arka fren kayması biraz daha hani kurtarılabilir ama arka frenin kilitlemesi, yani ön fren, hele ki virajda şurada burada, eğer ki heyecan yaparsanız, fazla sıkarsanız düşmenize neden olacaktır. Trabzon'da motosiklet kullanmak bugünkü genel konum. Eğer ki yeşili seviyorsanız, engebeyi seviyorsanız Trabzon sizin için çok güzel bir yer. Ama engebeli arazileri sevmiyorsanız burası bir cehennem olacak. Neden? Çünkü şehrin merkezi bile neredeyse dağ gibi. Onu söyleyeyim. Gelecek olan arkadaşlara, gelecek olan arkadaşların haberi olsun. Burası çok engebeli bir arazisi var. Özellikle cross motor sürücüleri, arazi tipi motosiklet sürücüleri. Ya yani burada çok güzel yerler var onlar için. Tabi Karadeniz sahil yolu da var, düz ama söyleyeyim yani şehir içi de olsa hemen biraz yukarısı çok engebeli. Bu arada burası Konaklar Mahallesi'nin üstü. Yani artık Kanuni Mahallesi'ne giriyor. Konaklar Mahallesi de öğrenci mahallelerinden. Üniversitenin D kapısına yakın. Bu arada üniversite hakkında şöyle söyleyeyim. Üniversitenin C kapısında havalimanı var. A kapısında forum var. Diğer işte B kapısında Kalkınma Mahallesi var. D kapısında Konaklar Mahallesi var. Kalkınma ve Konaklar öğrenci mahalleleri. Genelde öğrenciler var. Tabi oranın yerleri için de büyük bir nimet öğrenci. Biraz para kaynağı oluyor. Onu söyleyeyim. Trabzon bu şekilde. Genelde yeşillik bir yapısı var. Yollar biraz fazla ıslak. Neden bilmiyorum ama gerçi geçenlerde çok yağmur yağdı. Bunu da söyleyeyim. Yağmuru bol olan bir memleket. Yani bir Akdeniz'den falan geliyorsanız biraz şaşırabilirsiniz. Yani yağmur yağıyor, sürekli yağıyor. Durmuyor. Uzun süre durmuyor. Ve güneşli olduğu günler de var da nadir.
Şimdi biz Kalkınma Mahallesi'ne doğru geçiyoruz. Yani üniversitenin etrafında dolaşıyoruz diyebilirim. Yani yukarısından, üniversitenin içinden değil, yukarısındaki yoldan. Burada bir yurt vardı da herhalde o yurt kapanmış. Bir kolej açılmış. Bu yurtta kalmıştım bir sene. Güzel bir yapısı vardı. Bu arada Trabzon'daki sürücülerden bahsetmek gerekirse, yani şöyle söyleyeyim, gün geçtikçe artan bir trafiği var. Yani yollar buna pek müsaade etmiyor. Onu söyleyeyim. Nasıl ki mesela Mersin'de sahil yolu var. Birinci çevre, ikinci çevre, üçüncü çevre. Onun üstünde otoban var. Her şeye geçtim. Ya yani onlarla istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bütün şehri çevreliyor. Ama burada mesela sahil yolu var. Başka gideceğiniz pek bir yol yok. Ondan dolayı kilitleniyor. Özellikle akşam saatlerinde, iş çıkış saatlerinde mükemmel bir trafik oluyor. Kilometrelerce. Ama şunu söyleyeyim. Mersin'deki o gatlar sürücüler burada sayısı az. Yine var. Hani o BMW'ye, Mercedes'e binen. Nasıl diyeyim? Hani karşıdakini canını içe sayan sürücüler var ama az. Büyük şehirlerde daha fazla bu yani. Özellikle biliyorsunuz İstanbul'da falan. Mersin'de. Burası kız öğrenci yurdu. Doğu Karadeniz. Devlet yurdu. Sadece kızlara özel. Bu sol tarafta hastane. Hemen üstü diş hekimliği fakültesi. Farabi Hastanesi burada. Burada geçen sene de bayağı bir inşaat vardı. Çocuk hastanesi yapılıyor. Görüyorsunuz. Burada geceleyin köpek çok oluyor. Başıboş. Bayağı aşırı neşir olmuştum bir ara. Şurası da su doluyor çoğu zaman. Burada ne olduğu gözükmüyor. Ben buraya bir keresinde hızlı girdim. Kaskın sağ aparatı çıktı. Bu vizörü taktığınız sağ aparatı çıktı. Bayağı aramıştım. Üniversitenin bir kapısı da burada. Kalkınma Mahallesi'ne doğru gidiyoruz şu an. Burası Doktor Kafe. Tıp Fakültesi. Karşıda görebiliyorsanız yani meydana doğru gidiyor. Liman. Liman var. Onun ilerisi meydan. Burası acil girişi. İleride B kapısı var. İlk geldiğim sene bu kadar trafik yoktu. Şimdi çok artmış. Çok fazla, haddinden fazla artmış. Yani şehir artık biraz bunu kaldırmıyor. Bunu yeniden söyleyeyim. Ve meşhur Kalkınma Mahallesi. Buradakilerin çoğu öğrenci. Onu söyleyeyim. Öğrencilere özel mekanlar var yani. Kafeler olsun, şunlar bunlar. Burası da sıkışıyor. Trafik sıkıştığı zamanlar oluyor. Çoğu zaman.
En ufak bir şeyde trafik kilitleniyor ya. Şu gördüğünüz mavimsi yer forum. A kapısı da arkamda kaldı. Forum Trabzon burada. Burada bir anda karşı karşıya geçenler oluyor. Onlar tehlike yaratabiliyor, onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu şekilde. Trabzon böyle. Gelecek arkadaşlara duyurulur. Yeniden görüşmek üzere. Aha.